Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Ahmet Burak Çekici. Bu videoda bahsetmek istediğim konu bilgisayar programcılığı. Şöyle ki bu konu üzerine zaten çok fazla akademisyenin, işin uzmanı, işin ehli kişilerin videosu içeriği var. Ben de zaten bundan beğendiklerimi, takip ettiklerimi, en azından daha önce etmiş olduklarımı videoya link olarak, açıklama olarak, kart olarak bir şekilde ekleyeceğim. Siz de bakarsanız erişebilirsiniz ve seyredebilirsiniz en azından benim önerim olarak. Fakat ben de madem halihazırda bir YouTube kanalım var ve ben de aslında bu yoldan geçiyor olan birisi olduğum için, bu konuda tecrübelerim vesaire olduğu için sizlere aslında sizden birisi olarak aktarmak istedim. Bu yüzden kamera karşısına geçtim. Öncelikle kendimi tanısam daha iyi olacak gibi, çünkü bu videoya ilk defa gelen arkadaşlar, beni tanımayan arkadaşlar olacaktır. Ben şu an 21 yaşındayım ve yazılım meslek lisesine tanıştım. Zaten ilk yılı başarısız olduktan sonra sınavda, ikinci yılda ancak bilgisayar programcılığına, ön lisans bir programa yerleşebildim. Şu anda da programcılık bölümünde ikinci sınıfım. Yani daha doğrusu bu yıl aslında 2'yi bitirmem gerekiyordu. Fakat ders seçimi bile yapmadığım için haliyle okuyamadım ve şu an hala ikinci sınıfım. Ne olacak akıbeti? Çok kestiremiyorum. Bununla beraber sektördeyim aslında. Sektörde belki 2 yılımı dolduracağım diyebilirim yaklaşık olarak. Zaten ben 1. sınıfa başlamamla beraber sektörde başlamıştım. Bir firmada çalışmaya başlamıştım resmi olarak. Öyle bir muhabbet de var. Şimdi hepimizin zaten bilgisayar mühendisliği, programcılığa, yazılıma dair işin üniversite akademik kısmındakine dair önyargılarımız var. Nasıl bir önyargı var? Şöyle bir şey var. Ya zaten internetten öğreniliyor bu iş. Gitmeye gerek var mı? Haliyle bende de tabii ki böyle bir şey vardı ki zaten hani meslek lisesinden de geldiğim için az çok belki temel olarak bir şeylere hakimdim. Fakat ben bunun üstesinden gelmek istedim. Yani bir gidip görmek istedim, tecrübe etmek istedim. Çünkü biraz maksadım biraz farklıydı. Gideyim, ne bileyim, hani çok aktif olayım, akademisyenlerle çok iyi ilişki kurayım. Ya orada bazı belli başlı edineceğim menfaatler vardı. En azından kendim kafamda kurdum ve planladım. Ben de bunları göz önünde bulundurarak direkt aslında önyargılı olmamam gerektiğini düşündüm ve de gittim. 2-3 hafta kadar derslere katıldım. Birinci sınıftan bahsediyorum. İlk bilgisayar programcılığına yerleştikten sonraki olan süreçten bahsediyorum. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Data Structures dediğimiz veri yapıları denilen bir aslında ders vardır. Bir konu vardır ve bunu bilmiyorsanız araştırın lütfen. Herkesin bilmesi gereken bir şey. Yazılımcıyım diyen veya yazılımcı olmak isteyen herkesin belki ilk adımdır. İlk bilmesi gereken bir şey. O kadar temel yani. Neyse, böyle bir ders vardı bizde de tabii. Ve bu kadar önemli bir derste aslında alakasız bir şey gösterilmesiyle beraber ben de açıkçası o günden sonra bir daha gitmedim. Dediğim gibi yaklaşık belki bir ay kadar katıldım derslere ama sonrasında bu tabloyu gördükten sonra çok gitmemeye karar verdim ve de biraz zaten sektördeydim ama bununla beraber çok da vaktim oluyordu bulunduğum yerde ve kariyerimde nasıl daha güzel yerlere gelebilirim, tırmanabilirim gibi düşüncelere girdim ve bunun üzerine araştırmalar yaptım. Ve bunun neticesinde aldığım aksiyonlar oldu ki YouTube kanalımda o videoyu bulabilirsiniz. Yine sağdan şu anda kart olarak açılmış olması lazım. Dilerseniz tıklayıp gidebilirsiniz. Yani baktığım zaman bilgisayar programcılığı bölümüyle ilişkim bu kadar arkadaşlar. Fakat burada hani müfredattır, bölümdür, XY, hani zaten bu kadar detaylı şeylerden bahsetmeyeceğim. Ben biraz kendi sürecimden bahsediyorum. Hani sektörde olan bir arkadaş var ve bir yandan bilgisayar programcılığı okuyor. Ne düşünüyor ve nasıl acaba bu arkadaştan tavsiye alsak, nasıl bir tavsiye alırız gibi. Bu maksatla video çekiyorum. Belki sizin de faydalanacağınız bir nokta olur diye ümit ediyorum. Fakat yine de ben her konulu için, her bölüm için, her üniversite için böyle kesin yargılardan kurtulmamızın gerektiğine inanıyorum. Yani bilgisayar programcılığı vakit kaybıdır, kesin gitmeyin. Efendim mühendislik hakeza aynıdır, oturun evinizde çalışın gibi bir şey, böyle kesin ifadelerden ben biraz çekiniyorum kurmaya ve genelde onları görünce de biraz soğuyorum açıkçası. Çünkü bir defa her kişinin gittiği yol farklı oluyor. İster istemez farklı oluyor. Herkesin hayatı farklı. Çok ummadık yerlerden çok farklı kapılar açılması söz konusu olabiliyor. Kendi de bunu fazlaca hayatımda yaşamışımdır. O yüzden ben de mesela birinci sınıfta dediğim gibi çok az bir süreyi derslerle geçirdim. Sonrasında da o birinci sınıf benim çok işime yaradı. O birinci sınıfta yaptığım aktiviteler beni çok fazla açtı. Sosyallik olarak, insanlarla iletişim kurma olarak, organizasyonlarla haşır neşir oldum. Bir şeyleri organize etmek, insan tanımak gibi şeyler konusunda ve bu kariyere inanılmaz yansıyor. Gerçekten de çok fazla etkisi oluyor. Ki bunlar soft skills olarak geçiyor zaten. Belki bunu çok fazla siz de duyuyorsunuz ama bunun gerçekten menfaatini biraz daha yaşadığınız zaman ve bunu kendiniz gerçekten de kullandığınız zaman, hayatınıza geçirdiğiniz zaman ve kariyerde bir karşılığını bulduğunuz zaman biraz daha farkına vardığınız oluyor. Haliyle ben birinci sınıfı biraz daha bu konularda çok fazla haşır neşir olarak geçirdim. O yüzden bence bir üniversitenin gerçekten denildiği gibi doğru yani. Eğer bir maksat bilgi almaksa, yani bilgi her yerde şu anda internet zaten, daha fazla, daha çok, daha profesyonel kişiler tarafından, değil mi? Gidin şu anda en iyi üniversitelerin eğitimini vesaire açın ama işin gerçekten sosyallik kısmı, bu tarz az önce saydığım şeyler için olan kısmını onun ortamında bulunmadan yakalamanız çok zor. O yüzden bunu da unutmamak lazım. Üniversite sadece ders değil. İşte bilgi edinmenim, diploma alayım, işe gireyim, ne, üniversiteye gideyim ve iş bulayım, işte yazılım mühendisi okuyayım, bilgisayar mühendisi okuyayım ve yazılımcı okuyayım olarak bakmamak lazım da, işte orada 4 yıl. Artık ön lisans, lisans hangisine girdiyseniz orada 2 yıl geçireceğim. Ben 4 yıl geçireceğim. Neler yapma imkanım mevcut. Belki yurt dışına orada mesela gidebilirsin ve çok farklı bir tecrübe olur ve belki üniversiteye gitmek muhtemelen daha zor olacaktır. Üniversitenin bunun için belli bir belki hibe verecek, değil mi? Veyahut da daha kolay kapılar açacak, daha fazla alternatifiniz olacak gibi durumlar var. Bunların menfaatinden bence yararlanmak lazım. Haliyle tekrar özetleyeyim, üniversiteye sadece bilgi olarak bakmak çok doğru olmayabilir. Şimdi bu benim anlattığım biraz benim ilişkimdi. Ben neler yaptım, nasıl kullandım ve şimdi şu soruya gelelim. Bana birisi gelse dese ki kişiden kişiye göre çok değişir bunun cevabı ama fakat genel bir cevap vermek gerekirse, bir kişi gelse dese ki bilgisayar programcılığı
okunur mu sence? Yani önerir misin? Vereceğim birden fazla cevap var aslında. Bence mümkünse en iyi üniversiteye gitmek lazım ki hem bilgi bakımından, akademik kadro olarak hem de sosyallik olarak size çok daha fazla menfaati olacaktır. Mümkünse bir kişinin potansiyeli varsa, kendi bunu görüyorsa bence burada mezuna kalıp çalışılması ve en iyi girilebilecek en iyi yere girilmesi burada mantıklı olabilir. Fakat burada soru işte ben yazılımcı olmak istiyorum. O yüzden bilgisayar programcılığı okuyayım mı okumayayım mı gibi ise buna da şöyle bir şey cevap veririm. Hani yazılımcı olmak için programcılığı okumak şart değil. Şimdi diploma kısmına geldiğimiz zaman onu açıktan elde etmenin ben daha mantıklı ve makul olacağına inanırım. Çünkü bilgisayar programcılığında orada bir örgün eğitim söz konusu. Belki hani yoklama o tarz dertler olacak. Yani iş, bakın işin sosyal kısmını bir şekilde kapatıyorum. Yani eğer bu da bence kesinlikle bir ihtiyaç ve siz bunu başka bir şekilde ki üniversiteye de gitmeden çok olacak bir şey değil. Fakat işin efendim sadece ben yazılımcı olmak istiyorum işte bunun için gideceğim edeceğim derseniz çok gidilmesini önermem açıkçası. Çünkü orada elde edeceğiniz bir bilgi yok. Buna beraber getirdiği bir zaman maliyeti olacaktır. Derslere girmektir, işte proje yapmaktır, ödev yapmaktır, mezun olmanız için bunlar gerekiyor. Ama dediğim gibi böyle sosyal ortamını bir göreyim. Ya kafanızda bir şey vardır. Erasmus yapmak istiyorum, işte yurt dışına çıkmak istiyorum ve buna bölümümü, üniversiteyi kullanacağım. Veyahut da work and travel ön lisansa geçerli mi bilmiyorum. Ama bu tarz böyle menfaatlerimiz varsa veyahut da kulüp işlerine bulaşacağım, orada belli bir network ağı yakalayacağım, bu tarz soft skill'lerimi geliştireceğim derseniz gerçekten de çok mantıklı bir karar olur. Zaten en kötü bunların menfaatini alın. Belki bir yıl orada geçirin artık neyse. Son özetlemek gerekirse videoyu kapatmadan önce bir kesin ifadelerden siz de böyle kesin ön yargılara ifadelere sahip olmamanızı öneririm ve bunları söyleyenlerden de çok hale almamanızı öneririm. Buna beraber maksadınız sadece yazılımcı olmaksa kesinlikle ihtiyaç duyacağınız bilgiler orası değil. Oradan çok daha zengin internette bulabilirsiniz. Maksat diploma ise bunu bir şekilde örgün bilgisayar programcılığından ziyade başka şekilde halletmenizi, daha zamanınızı kurtarmanızı öneririm. İşte eğitimim doğru düzgün olsun, ortamım doğru düzgün olsun diyorsanız ve kendinize potansiyel görüyorsanız mezuna bırakmayı hiç ama hiç çekinmeyin. Gerçekten de 1-2 yıl çok önemli değil. En azından konu üniversite ise ve orada 4 yıl, en az 4 yıl geçirmekse. Ama yine de kendinizi çok sıkıştırmayın, çok acele etmeyin bence. Eğer derseniz ki ben bir şekilde mühendislik kazanacağım ve okursam da üniversite okusam bilgisayar programcılığı okuyacağım, okumayacağım derseniz gidin ve tecrübe edin derim. Çünkü herkesin tecrübesi kendine ait. Gerçekten de hani şey işlerini çok basit görmeyin. Kulüptür falan. Hiç aklı hayale gelmeyecek şeyler olabiliyor. Mesela tanıdıklarım var. Hani kendi ekibini kuruyor. Çok farklı böyle donanımsal işlere yöneliyorlar. Yarışmalara katılıyorlar. Birinci oluyorlar. Kariyerini o yoldan şekillendiriyorlar. Veyahut da orada edindiği network ile startup kuruyorlar ve başarılı oluyorlar. Başarısız oluyor. O başka konu. Ama bunlar çok farklı tecrübeler ve muhtemelen hani çok başka ortamda da dediğim gibi yakalanabilecek tecrübe olduğunu sanmıyorum. İlla ki mümkün ama burada ihtimal, oran çok daha fazla ve tam olarak yeri aslında. Diyeyim, benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı ve bakış açısı katan bir video olmuştur. Kendi tecrübelerim ve düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Sizin de düşüncelerinizi, nasıl tecrübeler yaşadığınız, siz ne düşünüyorsunuz veya sorularınız olursa video fikri de olabilir. Bunları lütfen yorumlarda paylaşın. Ben de okuyup cevaplayacağım ve buna göre aksiyonu alacağım umuyorum. Tekrardan seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.